Teknik resim dosyalarımızda malzeme listesi ve balonlamalar büyük önem arz etmekte. SolidWorks, son yıllarda malzeme listesi kullanımına getirdiği yeniliklerle bu alandaki kullanımımızı bayağı bir rahatlatmış durumda. Bu sene de otomatik balonlama ile ilgili yenilikler getirdi. Otomatik balonlama yaptığınızda bildiğiniz gibi buradaki balonlar malzeme listesinin sırasını takip ediyor. Malzeme listesi de sizin parça dosyanızdaki unsur ağacı sırasını takip etmekte. Fakat 2012'de gelen yenilik sayesinde bunları saat yönünde dizmemiz mümkün. Buna neden ihtiyacım var? Malzeme listesinde örneğin altınoğlu komponenti bulmak istersem burada balonlar arasında arama yapmak zorundayım. Fakat 2012 sayesinde sol taraftan sıralı olarak düzenle dediğim anda bakın balonlarınız birden başlayarak saat yönünde otomatik olarak dizildi. Dilersem ilk öğeyi seç diyerek hangi balonun bir numara olduğunu kendim de belirtebilirim. Tabi bu değişiklikleri yaparken malzeme listesinin de değiştiğini görüyorsunuz. Örneğin şu şekilde bir sıfırlayayım. Tekrar sıralı olarak düzenle dedim. Bakın malzeme listesindeki sıralama da değişiyor. Bunun sebebi de buradaki balon çizgiler iç içe girmesin diye düzgün bir balonlama yapıyor ve bu sebepten malzeme listesindeki sıralamayı da değiştiriyor. Balonlamaya gelen bir diğer yenilik de 3D Via kullanıcılarının yakından bileceği manyetik çizgiler. Manyetik çizgiler ekranda da gördüğünüz gibi balonların üzerine takılı olduğu çizgiler. Bunları iste değiştirebilirim ya da dilersem buradan kendim değerler girerek daha muntazam bir görüntüde olmasını sağlayabilirim. Ya da üzerinde balonların yerlerini değiştirebilirim. Hatta bir manyetik çizgiye takılı olan balonu getirip başka bir manyetik çizgiye koyabilirim. Aralarına eşit bir şekilde mesafe vermek istersem sol taraftaki menüden aralık kısmını eşit yaparak yine bunları eşit bir şekilde mesafe verebilirim. Evet, bu yenilikler sayesinde daha muntazam teknik resimler oluşturmanız mümkün.